Merhaba dijital ekran takipçileri. Apartmanımız bitti. Şöyle göstereyim uzaktan. Bakın tırımız da var yolumuzda. Buraya da bir tır koydum. Yolda bir tır olsun hesabı. Şimdi her kat aynı şekilde olacağını söylemiştim. Küçük ufak tefek detaylar dışında. Ama evi yani apartmanı bitirdiğimiz zaman görüntü bu olacak. Şöyle göstereyim. 10 kat yaptım ben. Çatı yapılacak. Önüne şu köşeler farklı renklerde kullanılabilir. Ayrıca detaylar eklenebilir. Yani ve eklenecek. Yani sürpriz olsun. Ayrıca otoparktan bahsetmiştim. Ve otopark. Şöyle üçerli taş basamaklarla aşağı inerseniz çok güzel bir dengeli bir şekilde, bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Bir sıra önden başlıyorum. Şuradan bir sıra önden. Aşağı kadar hiç durmadan, artık yüksekliğini siz belirlersiniz otoparkınızın. Ben çok yüksek olup da aşağı doğru fazla kat yapmayayım diye taş basamaklarla bu şekilde yaptım. Sonra buradan bir çıkış merdiven. Sonra burada asansör. Radyoyu ben kurcalamıyorum bu arada. Dinlediğim müziğin zımbırtısı. Asansör boşluğumuz. Kapılar değişecek. Sonra duvarlar komple demir bloklar olacak. Bu da sürpriz. Buralarda direkler olacak. Gidiş geliş yönlerini gösteren yerde çizgiler olacak. Otopark alanlarını gösteren çizgiler olacak. Kesinlikle. Onu size bir kere söylemiş olayım. Sonra buradan merdivenden hemen arkaya çıkılıyor. Şöyle arka kapıdan da içeriye girilebiliyor. Arka kapı da aslında bir ön kapı gibi bir şey yani. Merkezi bir kapı diyebiliriz artık ona. Sonra burada banyo ve tuvalet. Hemen ilerliyoruz. Burada da mutfak. Bakın burada kapatmamışım burayı tam olarak. Ama altlar hep beton olacak çünkü üstle alt dengeli olsun diye. Gerçi siz bilirsiniz ya, üstle alt dengeli olsun diye ahşap da yapabilirsiniz. Ben düz devam ettim. Gerçekten çok yorucuydu. İtiraf edebilirim bunu. Sonra bir oda. Burada. Bir oda tam karşısında büyük. Sonra şurada bir oda. Bu odalardan birisini ikiye de bölebilirsiniz. Koridor yaparak. Nasıl diyeyim? Bakalım şuradan giriş diyelim. Şurayı patlatıp bu koridoru şöyle sağa doğru devam ettirirseniz 3 sıra boş kalacak şekilde. Buraya 2 tane çocuk odası yapabilirsiniz. Sonra camdaki dengesizliği de buraya bir direk atarsınız. Yukarıya doğru, tam ortadan böldüğünüz yerden yukarıya doğru dışarıdan. Öylece olabilir. Ondan sonra bakalım. Karşı daire zaten aynı. Odaların aynı olacağını, aşağı yukarı aynı olacağını söylemiştim. Buradaki mutfak daha büyük. Sebebi de diğer tarafta asansör boşluğu. Hops, çıkayım. Çıkamadım. Asansör boşluğu mutfağa, gördüğünüz gibi buralar hep beton olacak. Demir olacak. O yüzden her neyse, bu apartmanın kaba halinin bitirilmişi. Tabii ki ufak tefek detaylar mutlaka eklenecek. Gördüğünüz gibi ama binanın ana görünüşü bu. Hep aynı şekilde yukarı. Bunlar çok güzel görüneceğini söylemiştim. Sürprizimle beraber çok güzel görünecek gerçekten. Videoyu eğer sıkılmadan izlemeye devam edebilirsiniz ki ben yanlışlıkla elimi kaydırdım. Bitmiş hali bu arkadaşlar. Buradan sonraki. Bu arka tarafı. Bu binanın bitmiş hali soldaki. Şimdi hemen şöyle bir açı alalım. Hops, mouse'um yine bana yapacağını yaptı. Ve binanın bitmiş hali. Hemen şöyle tepeden şuraya göstermelik bir tane baca koydum. Kafadan göstermelik. Bu zaten asansör boşluğu yukarı doğru çıktığı için burada bir asansör çıkıntısı yaptım. Aha, giremeyeceğim.
şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi ön taraf full beton. Hep kafam betona gidiyor ya. Ön full demir arkadaşlar. İçeri girince anlayacaksınız zaten. Açıl lan susam, dışarı çıkacağım. Sonra evin çatısını yaptık. Kiremitle ve yan tarafları biraz nasıl diyeyim, hani hep aynı görüntü olmasındansa bakın yan tarafta şöyle süslemeler ekledim. Bu süslemeler çok zor değil. Sadece yaptığım şey, gerçi onu en son devam ederiz anlatırken, balkonlarımız burada iki tarafta. Sonra arka tarafa geçelim içeri girmeden önce. Aha bir dakika. Arka tarafa hemen geçmeyelim, sırayla geçelim. Hemen buradan bir tane otoparkımız var. Şöyle içeri bir girelim. Arkadaşlar detaylar. Giriş ve burada bir mazgal. İçeri su akmış. Yağmur suyu içine akıyor. Gider. Geliş gidiş yönlerini ok işaretleriyle, yerlerdeki çizgilerle yapacağımı söylemiştim. Otopark alanları ve ortada da araçların döndükleri, artık ne diyeyim, otopark alanlarına ulaşabildikleri yol. Şöyle devam edelim. Ve asansör. Şöyle zarif olsun diye, güzel görünsün diye bu yola resimler falan koydum. Ve asansörümüz. İçi komple demir. Bakın. 10 kat. Alarm ve telefon zımbırtıları. Kat butonları hesabı. Çünkü tek tek buton koyamıyoruz. Sonra sarı kullandım. Direklere kırmızı kullandım. Burası giriş olduğu için buradan yeşil bir giriş. Öbür tarafta gördüğünüz gibi yukarıya bir çıkış. Ve arka taraf. Arka taraf boylu boyunca ne derler işte, geniş bir balkon. Sundurma demeyelim şimdi ona. Buradan çıkışlar verebilirsiniz artık. Bu direkleri nerelerden yapacağınızı da şimdi açıklayacağım zaten. Ya ben yapılışını videoya, yani kayda almak istedim ama gerçekten yani çok uzun sürüyor ve aynı şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden asansörün devamı, asansör boşluğu ve teller. Aynı şeyleri yapacağız nasıl olsa diye, hani sıkmayalım diye. Hemen içeri girelim. Gördüğünüz gibi hemen bir burada bir sandık alanı. Buraya artık fortmanto mu deriz, ne deriz bilmiyorum. Hemen sola dönüyoruz. Banyomuz. İnşallah bir şeyler uydurabilmişimdir. Çok uğraşmadım. Yani çok bilmediğim için çok uğraşmadım. Bir musluk yaptım. Bir tane şurada klozet yaptım. Burada bir duşakabin gideri de var. Detay. Devam ediyoruz mutfağa. Bir tarafın mutfağı geniş, bir tarafın mutfağı dar olacak mecburen. Karşıdaki daireninkisi asansör boşluğu olduğundan dolayı. Burada bir güzel bir masa yaptım, şöyle küçük. Bunları zaten siz keyfinize göre tasarlarsınız. Ben sadece şöyle gösteriyorum ne yapıldığına dair. O kadar. Sonra banyo ve mutfağı gösterdik. Hemen yatak odasına bir giriş yapalım. Şöyle bir yatak odası yaptım. Dediğim gibi çok iç dizaynından anlamıyorum. Bir televizyon koydum. Küçük. Şuraya çiçekler mi çekler? İşte yatak odasıdır diye. Yine bir sandık. Buraya artık gördüğüm içindi bu. Hangi evde gördüm bilmiyorum ama hani oyunda değil, gerçek yaşamda diyeyim. Burada küçük oturma alanları var. Burada küçük masalar yine. Şöyle bir kitaplık. Bilmiyorum, biraz abartı belki. Hemen bakalım karşısındaki oda. Girişten sol taraftaki oda. Burası misafir ve oturma odası olarak yaptım. Bir televizyonumuz var karşında.
büyük ekran. Kolonları böyle yaptım. Aklımda bir fikir yok kolonlar için. Yine altında bir kütüphane, kitaplık diyelim biz. Kütüphane diyemeyiz. Sonra çiçeklerin altına koyduğum bu toprağı resimlerle kapattım. Yine duvarlarda resimler var. Burada bir oturma grubu var. Burada bir vitrin mi artık bilmiyorum ya, böyle bir şey yaptım. Güzel de oldu. Fakat bakın, mobilyalar falan hepsi birbirine uyumlu. Bütün ahşaplarla, oturma grubuyla her şey aynı. Olmasına dikkat ettim. En azından güzel olsun diye. Bir grup da burada var. Biraz fazla büyüktü. Ben de bu şekilde değerlendireyim istedim. Ama kötü de olmuş değil. Bakın şöyle göstereyim. Benim içime sindi diyelim. Sonra buradan tam karşıda bir duvar vardı. Öbür tarafta size söylemiştim. Bu duvarı yıkıp üç boşluk bırakarak öne doğru bir duvar örerseniz, burası ön taraf, İki oda yapabilirsiniz demiştim. Burası da bizim çocuk odaları. Bir dolap yaptım. Yine resimlerle süsleyip önce bu tabelaları koydum, sonra resimleri koydum. Altta kalabiliyor resimler öyle. Hoşuma gitti. Kazara oldu bu iş ama güzel oldu. Burası erkek odası. Mavi kullandım. Bir televizyon. Yine ses sistemli falan. Genç odası gibi bir şey yaptım. Sonra hemen diğer giriş. Burası da tabii kız odası için biraz daha farklı. Gördüğünüz gibi yine bir televizyon ama ses sistemi yok. Ayrımcılığa giriyor ama olsun, yani değişik olsun istedim. Gördüğünüz gibi burası da böyle. Ve böylece bir L koridor yapmış oldum. Öne doğru gidiyor. Unutmayın, burada duvar vardı. Ve buradaki oda çok büyüktü. Tek yaptığımız duvarı yıkmak, 3 adım ileriye taşımak ve öne doğru duvarı koymak. Sonra da aynı şekilde yine odaları ikiye bölmek. Zaten bölündüğü yer belli, bakın buradan. Öne doğru. Gördüğünüz gibi. Sonra hemen karşı daireye geçelim. Karşı daire de buranın aynısı. Tıpatıp aynısı. Her şeyiyle aynı. Gördüğünüz gibi hemen yan tarafa girdiğiniz zaman bir banyo. Arkadaşlar, bunun aynısı olmasının sebebi, birebir aynı olmasının sebebi, World Edit kullandım. World Edit programıyla. Çünkü düşünseniz 20 tane daire var. 10 katlı bina. 20 tane daireyi tek tek içlerini döşemeye kalkarsam bitmez. Yani mümkün değil. Tek başıma yapıyorum burada. Ve dediğim gibi buranın mutfağı küçük. Çünkü burada bir asansör boşluğu var. Başka şurada ocakların davlumbazları şeklinde yaptım burayı. Şunları çok aradım. Şu iki direği, yani küçük taş duvarlar. Fakat şu çıkıntının sebebi burada bir köşe olması. Yani başka bir sebebi yok. Burada bir tane dolap gibi bir şey yaptım. Benzetmeye çalıştım diyelim. Yine küçük bir masası var. Ocağı, mocağı vesairesi. Sandıklar. Aynı şekilde burayı da yıkıp öne doğru. Bakın orada bu tarafa doğru gidiyordu. Sağa doğru gidiyordu. Burada sola doğru gidiyor. Tam karşısı olduğu için. Yıkıp, yani buradaki duvarı yıkıp 3 sıra ileri alıyorsunuz. Tek yaptığınız bu. Açıklayarak devam edeceğim arkadaşlar, evin şekli nasıl değişti diye. Yine çocuk odası. Yine çocuk odası, kız ve erkek için diye ayırdım. İlk başta burayı ikiye bölmemiştim. Sadece bir cam kullanarak dedim ayırayım hani odayı. Ama bence böylesi daha iyi. Daha anlamlı. Sonra eğer bunu ikinci katta yaparsanız bu olayı, buradan gördüğünüz gibi yukarıda tam balkon var. Tam balkona buradan bir çıkış verilebiliyor. Çok güzel oldu. O benim tam aradığım şey oldu. Yani odalardan değil de koridordan oldu çıkış. Yani güzel denk geldi.
Hemen ikinci kat. İkinci kata hiçbir şey yapmadım. Aynı olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Yani. Daha ne... Bu duvarı yıkmışım hemen. Bakın. Duvarı yıkıyoruz. Aşağıdaki olayı göstereyim. Şöyle. Hemen bir tane. Nerede bu? Bunu alıyoruz. 1, 2, 3 boşluk bırakıp şöyle hops. Hadi ama. İleriye doğru duvar örüyoruz. Yani yaptığımız şey bu. Sonra da karşıdaki direkten de bir tane ara duvarını yapıyoruz. Bir kapı, bir kapı da buraya. Bu kadar arkadaşlar. Sonra da gördüğünüz gibi burayı kırarak şey kullanalım. Küp beyaz. Ha bu arada camlar da beyaz oldu. Siyah içeriği çok gösteriyor arkadaşlar. O yüzden kararımı değiştirdim. Beyaza çevirdim. Hops. Biraz mecbur kaldım. Ben siyah içeriği göstermez diyordum ama yani çok kötü oldu. O yüzden beyaza çevirdim. Beyaz daha çok gizledi. Yani hiç beklemiyordum beyazdan bu başarıyı. Ve bir balkon çocuklar için oldu. Orada da yetişkinlerin için diyebiliriz yani. Yani çok güzel oldu ya. İyi denk geldi. Bu olayı anlamışsınızdır inşallah. Sonra bir tane daha detay arkadaşlar değiştirdiğim. Burada duvarı yıkıyorum. Ve tuvaletle banyo aynı yerde oluyor. Çünkü duşakabiniydi vesairesiydi. Hatta şöyle biraz ileri aldım. Mutfaktan biraz uzaklaştırdım. İsterseniz siz bu tarafa da yapabilirsiniz. Şurada bir lavabo alanı. Burada bir duşakabin koymuştum hatırlarsanız. Şurada bir tane klozet. Buralara gider için o kapaklardan. Bu kadar yani çok ahım şahım değişiklikler değil. Ve de hemen dış detaylara geçelim. Aşağı inelim. Asansör içmesindi ya, güzel oldu. Yani mecburen World Edit kullandım. Gerçekten mecburen kullandım. Öğlen yapalım. Ama yukarıya kadar World Edit kullanmadım. Sadece sağdaki odayı soldaki odaya taşımak için. Bu kadar. Başka bir şey için kullanmadım World Edit'i. Bir de bu kodlarla yukarı çıktım. Onu zaten biliyorsunuz. Çünkü öbür türlü tek başına böyle bir bina yapmak pek kolay değil ve artık bir süre sonra sıkmaya başlar. Her katın dışına doğru bakın. Önceden düzdü. Hemen şey yapalım. Göstereyim. Şunu da alayım. Ne yaptığımı. Fikir olsun sizin için. 2, 3 sıra ileri çıkıyor. Benim mouse'umun bu huyu var. İleri geliyor. Ve burayla birleşiyor. Balkon dediğimiz şey şu sadece çizgiyi ileri almaktan ibaret. Şöyle göstereyim. Sorun yok. Elimizdeki taşla aynı. Bir de tutturabilirsem. Tamam. Sonra sonra ve de demir döşüyorsunuz. Balkon olayı bu kadar. Sonra gerçi bu sizin keyfinize kalmış bir şey. Bakın yandakiler güzel görünecek diyordum abi. Bakın burada nasıl görünüyor, burada nasıl görünüyor. Çok fark etti. İnternette apartman diye arattırdım. Ve building diye arattım. Apartmanların dış cephelerine baktım biraz. Ve birkaç bir şeyin birleşiminden
böyle bir şey çıktı. Sonra çocuk odalarını ayırmıştık, hatırlıyor musunuz? Burası ileriye aldığımız yer. Ama ince cam almamışım ben, yıktığım yeri düzelteyim. Yaparken anlatamazdım çünkü her kat aynı ve iç dizaynını değiştiriyorum. Yani bir iki sefer değiştirdim iç dizaynını. O yüzden böyle bir apartmanla, böyle bir yapıda yaptıktan sonra anlatması daha güzeldi. Yani daha uygun buldum. O duvarın, böldüğünüz duvarın, odayı böldüğünüz duvarın dışından yukarıdan aşağıya kadar, yani bir odayı yaptığınız zaman, çünkü herhalde en alttan başlarsınız, en alttan yukarıya kadar tuğla blok. Sonra yanına tam duvarın bitişinden dışarıdan, yani yine burada bakın bir yöne çıkmış, camı bir yöne almış, yine yukarıya kadar iki sıra blok. Gördüğünüz gibi iki blok var. Benim imlecim görünüyor zannediyordum da görünmüyormuş. Onu ayarlayacağım. Yukarıya kadar ve de her katın dışına burada tuğla blok. Ya ben böyle bir görüntü istedim. Tabii siz keyfiniz nasıl isterse öyle yaparsınız. Ve de iç kısımdaki o çıkıntılar, tırtıklar kenarından da bir yukarıya doğru çıktım. Ve de diğer kenarından, ıskalamadan göstermiş olayım. Bakın komple cam. Sadece iki sıra cam. İsterseniz siz buraya da bir düz tuğla blok yapabilirsiniz. Keyfiniz nasıl isterse. Yahut da isterseniz balkonları içeri de alabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Ben dışarıdan yapmak istedim. Sonra da için dışarıdan iki tane blok çektim yukarıya. Şöyle görüntüyü tamamlasın diye. Başka hiçbir şey değil. Sonra yan tarafa gelelim. Yan tarafın dışını odanın boyuna kadar kapattım önce. Sonra hemen odanın bitiminden, bakın odanın içini gösteriyorum. Gördünüz mü? Yukarıdan aşağıya kadar bir tuğla blok çekmişim. İki boşluk bırakıp bir tuğla daha. İki boşluk, bir tuğla, iki boşluk, bir tuğla ve iki boşluk. Eşit şekilde kalıyor. Buraları doldurmak istedim. Ama arkadaşlar çok böyle bulmaca kareleri gibi bir şey oldu. O yüzden doldurmadım. İsterseniz siz doldurabilirsiniz. Arka tarafı zaten göstermiştim. İsterseniz yine göstereyim. Mutfağın camını bir tane küçülttüm. Bir tane de öbür taraftan. Bakalım. 1, 2, 3, 4 blokla yukarıdan aşağı kadar çekmişim. Bir tane boşluk bıraktım burada. Üçünü de aynı yapmadım. Sonra iki tane direk yukarıdan aşağıya kadar, yine tuğla bloklar. Burada da ön tarafa yapmadım çünkü arka taraf farklı olsun istedim. Gördüğünüz gibi sadece kenarlardan tuğla indirdim. Bu kadar. Ve ev böyle bir şey oldu. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. Ben fikir vermek amacıyla gezdirmiş olayım istedim. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Arkaya havuz yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü evin hemen yanından aşağıya doğru ve ev hizasında arka taraf boş, altı boş havuzun. O yüzden havuzlar iki evin yanına olacak. Yani iki apartmanın yanına olacak. Buralarda da iki tane küçük park yapabilirim. Bu arada size bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bu evi yıkacağım. Komple uçuracağım ben bu evi. Hatta şunu alayım. Gerçi şeyle de yapabilirim ya. World Edit programıyla da yapabilirim.
bu evi uçuracağım. Bu evin aynısından tabi yansıma, ayna şekliyle, ayna yöntemini kullanarak buraya bir tane daha yapacağım. O evi klonlayıp buraya koyacağım arkadaşlar. Ki burada bir küçük bir ne derler? Lojman, site, blok, artık ne isterseniz onu deyin. Ama burada bir böyle bir durum yapacağım. Bundan sonra da bu ev işlemleri bittikten sonra da tam olarak yerini daha karar veremedim ama şuraya yapabilirim herhalde. Şuradan bir fikir geldi aklıma. Hemen gidelim göstereyim. Şu göl gibi oraya bir göl yapacağım. Ve şu blok büyüklüğünde, şurası genişliğinde mouse sallıyorum, kusura bakmayın, göstermeye çalışıyorum, ortadaki imleciye bakıyorum da. Her neyse, oraya böyle küçük küçük göletler yapıp veya çok büyük bir göl yapıp üzerine böyle köprülerle, adacıklarla, bu şekilde küçük adalarla ve kenarına koyduğum küçük ağaçlarla bir kafe tarzı bir şey yapacağım. Böyle otantik bir şey olacak. Buradaki gördüğüm ne? Tamam. Böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Bakın bu bu arada bu malikaneyi bitirdikten sonra ben size söylemiştim. Yaparken söylemiştim, villaları yaparken, İtalyan villalarını alta doğru 4 sıra. Bunu çok araştırdım, bulamadım. Hani nasıl flat'ı aşağı doğru genişletiriz diye. En sonunda buldum. Bu da çok sık taşımam yüzünden, evleri çok sık taşıdım çünkü haritalar üzerinde. Burada küçük bir hata yapmışım. Burayı sonradan tekrar dolduracağım, mecburen. Ya da belki Batuhan'ı kandırırım. Batuhan derim burayı döşe. Burası senin. Bu bizim malikanemiz. Son bir gezdirme yapayım. Haritamızda. Burada türetme villalarımızı görüyorsunuz. Belki arka sırasına yine türetme devam ederim. Belki kayıt içi olur. Belki kayıt dışı olur. Ama burayı tamamlamak istiyorum. Şurada bir zaten deneme yapmıştım. Şunu göstermiş olayım. Zaten göstermiştim zannedersem eve başlarken apartmanı. Bununla ilgili bir çalışmam olacak. Büyük ihtimal kayıt dışı yaparım diye düşünüyorum. Ve devam edelim haritamıza. Yavaş yavaş genişliyor. Arkadaşlar sizden ricam... Dağ yapmayı biliyor musunuz? Word Edit'le, komutla ya da bildiğiniz herhangi başka bir yöntemle. Fakat yüksek dağlardan, başka haritalardan, yüksek dağlardan alıp buraya koyamayız. Çünkü etrafına kar yağıyor. O da pek uygun olmuyor. Ya elle yapılacak bu dağlar? Word Edit'le. Çünkü ben birçok yere denedim. Dağları koymayı, bir dere yapmak istiyorum çünkü. Bir üzerinden köprü geçen bir şey düşünüyorum. Niyetim o, eğer dağ yapmayı biliyorsanız bir haritada dağı yapın, bana gönderebilirsiniz. Ben size muhakkak ulaşırım ya da iletişim bilgilerimizi alırız. Skype'den falan ulaşırız birbirimize, mutlaka ulaşırız. Bu şekilde bir şey yapmak istiyorum, dağ yapmak istiyorum. Çok istediğim bir şeyi fakat yapamıyorum. Burayı zaten hangi evi yapıyordum, hangi villayı yapıyordum zannedersem şuydu. O villayı yaparken bir tur atmıştık. Fakat büyüdükçe daha güzel görünüyor haritamız. Gerçekten. Zannedersem sol tarafa doğru, bu tarafa doğru şehirleşme olur. Bu tarafa doğru böyle biraz daha villa, ne derler ona? Müstakil ev. Müstakil ev deniyor herhalde. O tarz bir şey olur. Bu arada benim
size söylemek istediğim bir şey var, bilmiyorum ilgilenir misiniz? Benim ilk yaptığım ev, bu evlere başladığımda ilk yaptığım ev buydu arkadaşlar. Bu villaydı. Her şey bunu yapmak istememle başladı. Nereden bulaştıysam artık. Sonra şu solundakini yaptım. Sonra sağındakini yaptım. Değiştirmek, yani türetme olayı böyle başladı aslında. Ben bu evi türetirim diye başladım. Bunu yaptım, onu yaptım. Sonra bunu yaptım. Aslında böyle küçük İtalya tarzı bir şey devam edecektim. Ama yok ya. Değiştirmek daha güzel. Sonra pardon bir dakika. Bunu bir başkasına yaptırdım, bana yardımcı olabilir misin diye. Zaten ilk yaptığım villanın aynısı. Sonra bunu yaptım. Ve sonra da farklı bir şekilde yine denemek için bunu yaptım. Bu neymiş bu arada? Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Burası neymiş lan? Enteresan. Ha pardon, evin odası. Tamam. Ve böylece bakın buradan karşıya doğru geçişi güzel oluyor. Ha, evi yükleyemedi. Sebep? Hiç beklemiyordum bunu. Ve de böylece buralara kadar geldik. Yalnız aynı şekilde hani sağdaki daireyi sola aldım. Aynı şekilde yukarıya kadar bütün daireleri şey yapayım dedim. Klonlayayım, yani yükselteyim. Hepsi bitmiş daireler olsun diye. Çok dondu arkadaşlar. Yapılmış hali var. Neden donduğunu bilmiyorum. Ben düzeltebilirim diyorsanız size bunun örneğini gönderebilirim. Eğer o şey donan halini. Burada da aynı sorunu yaşadım. Burada çok donuyor. FPS'i çok düşüyor burada. FPS diyeyim ben ona. FPS nedir? Burada şu anda 10 FPS alıyorum arkadaşlar. Yani bunu bir türlü düzeltemedim. Daha çok donuyordu. Aslında burada çok fazla detay vardı. Burada raylarda ilerleyen vagonlarım vardı. Çok donuyordu. Acaba dedim hareketler yüzünden mi? Onları kaldırdım. Birazcıkım düzeldi. Yoksa hiç zıplayarak uçuyoruz ya. O olmuyordu bile. Her neyse. Eğer konumuzu toparlamak gerekirse önünde bilmiyorum banklar olabilir veya bir yol yapabilirim. Şuradaki villanın önündeki yol gibi. Çünkü çok tatlı oldu. Çok hoşuma gitti o. Buraya doğru veya tuğla iki yanına kullanabilirim. Henüz karar veremedim yine. Bu ev buraya taşınacak. Buradan alınıp buraya da koyulacak aynısından. Havuzlar burada olacak. Önüne ağaçlar koyarım, arkasına ağaçlar koyarım. Buralarda zaten küçük parklar olacak. Çok zor olacak. Bilmiyorum nasıl yapayım. Önce buranın parkını halledeyim de evle beraber parkı da mı taşıyayım? Çok emin değilim aslında. Bir bakalım. Ha, evden bir kare içerideymiş otoparkımız. Bu da aslında ups. Lan çıkamadım çukurdan. Bu da aslında güzel bir haber benim için. Yani buraya parkı yaparım. Klonladığımız için aynı şekilde burada da bir park olur. Güzel olabilir. Çünkü aynı şeyi bir de oraya yapmak istemiyorum ve burada iki bina istiyorum. Öyle bir durum oldu. Yani böyle bir şey düşünüyorum. Arkadaşlar evimiz bu. Apartmanımız bu. Her şeyiyle aynı olduğu için yapılışını çekmedim. Sadece ilk katın yapılışını çektim. Sonra da düzeltmelerin videosunu hazırladım. Ha, heyecan yaptım. Aşağıdan çağırıyorlar. Acele etmeye çalışıyorum bir yandan. Kusuruma bakmayın. Siz yabancı değilsiniz. Böyle bir şey yaptım. Her şeyi açıkladığıma inanıyorum. Beğenip beğenmediğinizi butonlarla göstererek, yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.